Merhaba millet. Bugün bisikletimin zincirlerini ve dişli takımlarını temizleyeceğim. Biraz sesim kısık, inşallah sesim tam duyuluyordur ama. Şimdi belli dönemlerde mutlaka zincirinizi temizlemeniz lazım. Zincir temizlemezseniz ne oluyor onu görelim. Dişlerin üzerinde böyle toz tabakaları, çamur tabakaları birikiyor. Bu birikme belli bir süre sonra artık sakızlanmaya yol açıyor. Bu sakızlanma zincirin ömrünü daha çok kısaltıyor. Daha fazla sürtünme anlamına geliyor. Zaten zinciri yağlamazsanız bu sürtünme çok çok fazla olduğu için çok kısa sürede zinciriniz, dişliniz, rubleniz, ayna kolunuz eskiyor. Şimdi benim zincir geçen hafta yaptığım sürüşler yüzünden bayağı bir kirli. Geçen hafta yaklaşık 300 kilometre yol yaptık. Hafta içi hafta sonu karışık. Hay sese bak ya. Çamura mahkum ettiler. Kanalizasyonlara mahkum ettiler. Susuzluğa mahkum ettiler. Berbat durumdayım. Gördüğünüz gibi eldiveni de yırttık bu arada ya. Görüyor musun? Neyse. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Önce bisikleti bir yağlayacağım. Yağlayacağım diyorum pardon. Önce bir bisikletimi yıkayacağım. Yıkayacağım malzeme ne? Bulaşık tercih. Yani piril, feri. Bunlar iyi işe yarıyor. Hemen yağları çözüyor. Ardından mazot diyeceğim. Mazotla yıkadıktan sonra da kurulayıp tekrar yağlayacağım. Şimdi en önemli şeyimiz arka diske, rotora, yani bu arkadaşlara hiçbir şekilde mazot, benzin, yağ ve bu tür şeylerin değmemesi gerekiyor. Eğer değerse balatayı değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden önce bu arkadaşları koruma altına alıyoruz. Hiçbir şekilde buna bir şey değmemesi için gazeteyle bunu kapatmam gerekiyor. İyi bir şekilde tutmam lazım. Şurada açıklık var mı? İyice kapandığına emin olduktan sonra burayı mazot diyeceğim. Birazcık mazot. 2 tane 3 tane diş fırçasıyla bu arkadaşları iyice tertemiz edeceğiz. Şu şekilde fırçayı mazota daldırıp üzerindeki yağ kurumları geçene kadar zinciri mazotla fırçalıyorum. En kolay yöntem bu. Belki fırçayı büyütebilirsiniz. Boya fırçası falan kullanabilirsiniz. Büyük boya fırçalar var. Bunlarla daha hızlı bir şekilde olabilir ama diski kapattığınızdan, yani rotoru iyi örttüğünüzden emin olmanız gerekir. Yoksa balatanız iptal oluyor. Yaklaşık bir tur attırdığını hemen emin olduktan sonra bir de diğer fırçalarla enine yapacağım bu işi. Şu içeridekileri yok etmek için. Aslında şöyle iki fırçayı sokuyorum. Bu iki fırçayı birine elektrik bandıyla bantlamıştım ben. Sonra şu arkadaşlar şöyle birbirine kenetledikten sonra bu da iyice zincirin
tertemiz olmasına yardımcı oluyor. Bu iyi bir icat. Gördüğünüz gibi her yeri temizlendi ve üzerinden hala mazot bunu koruyor bir nebze, yani yağlı yapısı yüzünden. Artık son bir rütüş geçiyorum üzerinden. Tabii ki ön ayna kolu da temizleyeceğim. Eller tertemiz. Şimdi bir süre bekleyeceğiz, birkaç dakika. Artık iyice üzerindeki pisin yağ akıtıyor zaten, mazot. Ondan sonra iyice köpükleyeceğiz. Gene bulaşık deterjanıyla temizleyeceğiz. Ondan sonra kurulayıp tekrar yağlayacağız. Bu aşamaları zaten göreceksiniz birazdan. Ne? Tamam. Kayıt yapıyorum. Kayıt yapıyorum. Beraber olduk işte. Ha. Yemeğe koydum oraya. Ne yemeğe koydun? Dolma koydum. Onu kısık ateşte ısın. Oradan ne anladık biz bu işten şimdi anne? O suyu kapatsana lan. Kapadı ver hadi onu. Çöpü, o çöpleri al. Yetsin, atma. Tamam anne, tamam, öf. Git, yürü git. Hadi görüşürüz. Köpükleme ve temizleme işlemimiz tamam. Artık duruluyoruz. Son bir kez. Zincirimiz çiçek gibi oldu bu sayede. Şu korumaya altına aldığımız gazete parçasını çıkartalım. Temizleme işlemi sona erdi. Gördüğünüz gibi sesim çok kötü ya. Berbat durumdayım. Her neyse. Gördüğünüz gibi şey gayet iyi. Zincirim aslında değişmesi lazım. Son atakları oynuyor. Birkaç kere çamurda kaldı ve paslandı. Pasını geçirdim ama ufak ufak yaralar hala devam ediyor. Ara boşluğu şu an olması gereken sınırdan biraz daha fazla. Yani değişmesi lazım artık. Bir yıldır öldürdüğüm zinciri. Çok sert kullanıyoruz. Bu zincirimizin bitmesine yol açıyor. Özetle artık değişmesi lazım. Zincir temizlememiz böyle. Nasıl temizleyeceğimizi gösterdim aşamalarıyla. İnşallah beğenirsiniz ve işinize yarar. Bu önemli bir şey. Şu anda son bir aşaması var.
Bu üzerindeki sular kuruduktan sonra da şu üstündeki sular kuruduktan sonra da yağlayacağım. Önce kurulayacağız tabi. Kuruduktan sonra da iyice kuruduktan sonra yani birkaç saat sonra da yağlayacağım. Yağlamazsanız son işlemi gerçekleştirmediğiniz için zinciriniz daha hızlı eskiyecektir. Evet, cihazımı temizledim. Akşam oldu. Tabi aradan birkaç saat geçti. Yağladım. Çok da güzel yağladım yani. Çok fazla yağlamıyorsunuz. İki tur çevirene kadar şeklinde diyebilirim. Şöyle yakından göstereyim ki. Işık çok patlıyor. Şöyle nasıl görünür? Şöyle mi olsun? Şöyle olsun. Işık söndü. Özetle cihaz temizken çok daha rahat ilerliyor. Bunu hepiniz göreceksiniz. Sesi bile çok güzel. Yağsız zincir, pardon. Yağsız zincir, zinciri iki kat hızlı yiyecek. Zincirinizin eskimesiyle birlikte ruleniz ve aynak kolunuz da eskiyecek. O yüzden yağlamaya ve zinciri doğru kullanmaya dikkat edin. Görüşürüz. Hayırlı.